Merhabalar, günaydın. Bugünkü kahvaltımda iki tane burrito var. Bunlar ev yapımı burrito, hatırlarsanız ben yapmıştım Charlie için ve Charlie bayıldı bunları. Bilmiyorum söylemiş miydim. Benimkilerin içinde yumurta ve hindi pastırması var. Hem yumurtayı hem hindi pastırmasını yağsız pişirmiştim. Hindi pastırması kendisi ayrıca %97 yağsızdı. Tahminimce bir tanesinin içinde 200, belki 220 kalori kadar var. İki tanesini yiyeceğim. 440 kalori. Yanında kahve içeceğim. Kahvemin pişmesini bekliyorum şu an. Bana afiyet olsun. Öğle yemeği için Starbucks'a geldik. Ve burada Thai usulü fıstıklı tavuk wrapları varmış. 450 kalori var. Şuş demek istiyorum. Sosuyla falan. Küçücük şey için 450 kalori çok fazla ama yapacak bir şey yok. Başka şansım yoktu. Sonra bu roasted kale cipsleri var. Ve eğer tüm paketi oturur yersem 50 kaloriymiş. Pardon 100 kaloriymiş. Melis'le paylaşırız diye düşündüm. Ve yanına da passion tea içiyorum. 45 kalori. Yani 450 kalori. Bunun yarısını yesem 500 kalori. Şununla 550 kalorilik bir öğle yemeği. Daha iyi bir şey yiyebilir miydim 550 kalori için? Muhtemelen yiyebilirdim. Ama bugün böyle. Akşam yemeğimi Charlie hazırladı. Sağ olsun ben Anatoly'yi emzirirken. Bu jambalaya isminde bir çeşit pilav gibi bir şey. Çeşitli baharatlar var içinde. Meksika usulü. İçinde de Turkey Posca Kabaska isminde hindi, bir çeşit hindi, sucuk gibi bir hindi eti diyeyim. Yaklaşık 2 kap ölçüsüyle var. Toplam yemek 2 kap. Herhalde bir burada rahat bir 500 kalori vardır diye tahmin ediyorum. Daha fazla olacağını tahmin etmiyorum. Normalde biz Posca Kabaska aldığımız, o etten aldığımızda dana olanını alıyoruz. Fakat kalorisi çok fazlaydı diye seçerken hindi seçmiştim ve yarı yarıya düşürdü kaloriyi. Tadı nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa şimdi deneyeceğim. Bu kadar. Bana afiyet olsun. Ballar saat 9 itibariyle günü bitiriyorum. Bugünkü yemeklerimi gördünüz. Çok sağlıklı değildi ama kalori sınırlarım içerisindeydi. Suyu da bugün fazla içemedim. 2 litre kadar içtim ama onun dışında gün boyu 2 bardak kahve içsem, Starbucks'a gittiğimizde passion fruit çayı içtim. 45 kalorilik ama yani sonuçta sıvıydı. Belki onlardan fazla yer kalmadığı için. Ya şu an susuz gibiyim. Muhtemelen yatmadan herhalde bir yarım litre daha içerim. Belki de yani günlük 3 litre kadar sıvı ihtiyacımı karşılamış olurum ama gönül ister ki bunun hepsi su olsundu. Ama yani çok önemli değil bugün böyle. Gün içinde yürüyüşümü yaptım. Yarın cumartesi ben açık havada Charlie ben ve Anatoly'ye yürümek istiyorum. Olur da gerçekleştirebilirsek süper. Gerçekleştiremezsek ben evde Leslie Sense'ini yapacağım. Leslie Sense'ın nedir diye soranlarınız oluyor. Walk at home diye aratırsanız bir sürü videosu var. Evde dışarı çıkmadan yapabileceğiniz yürüyüş videoları ve gerçekten çok faydalılar bence. Yani yürüyebileceğiniz bir alan yoksa, hava kötüyse, bir şekilde siz dışarıda kendinizi güvende hissetmiyorsanız ya da sebep her neyse evde spor yapmak istiyorsanız walk at home videolarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.